gün aydınlandı. Manzaranın korkunçluğu, yaşananların korkunçluğu çok daha net bir şekilde gözlerimizin önünde. Yıkılan evler, mahvolan arabalar ve Emniyet Müdürlüğü hemen karşımızda. Yıkılan evler, sokaklar, hayatlar sanki deprem olmuş gibi. Ben deprem zannettim. Baktım, hepsi yıkılıyor. Zaten şu tarafa hepsi yangın var, ateş. Bebeğimi aldım, direkt dışarı çıktım. Bebek çok korktu, ağlıyordu. Bomba hemen önümüzde, 10 metre önümüzde, o kraterin olduğu yerde patladı. Ve işte bu zararı verdi. Çok zarar var mı? Evin halini görüyorsunuz. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Siz evde miydiniz patlama sırasında? Evet. Çok büyük bir patlama oldu. Çocuklar ayrı odada, ben ayrı odada izliyordum. Büyük, çok büyük gümleme bir ses geldi. Ondan sonra bütün elektrikler gitti. Ses kesildi. Ondan sonra silahlar atışları başladı. Sadece hedefteki binalar değil, çevresinde ne varsa yerle bir oldu. Saldırı sonucunda biri polis, 6 vatandaşımız ölmüş. 6'sı emniyet görevlisi olmak üzere 39 vatandaşımız yaralanmıştır. Neredeyse her evde yaralananlar vardı. Ayağı kırık, kiminin yüzleri çatlak, kiminin kolları sıyrık. Ne diyeceğim ki? Kim gidiyorsa babasının kesesinden gidiyor. Diyorsun, taksiyi bırakıyorsun, bir de tekrar uzaktan kolonayla patlatıyorsun. Kablo çekmişler yani. Evin durumu nasıl peki? Biraz bakabiliriz. Çok geçmiş olsun. Burası evinizin duvarıydı. Öylesine şiddetli bir patlama oldu ki bombalı aracın parçaları çok geniş bir alana yayıldı. Şimdi polis de çevreyi dolaşıyor ve delil olabilecek her parçayı dikkatlice işaretliyor. Polisler uzun süre delil topladı. Arama kurtarma ekipleri ise enkazda can aradı. Ve yıkılan lojmanlardan birinde polis eşi Esra Köse Başaran'ın cesedine ulaşıldı. Geçmiş olsun. Nasıl, hasar çok mu? Geçici kapatacağım, bu şekilde bırakacağım. Yapacağım bir şey yok şimdi. Vatandaş da o yıkılanların arasında yaralarını sarmaya çalıştı bugün. Polis ekipleri ise teyakkuzdaydı. Patlamaya karşı biraz geri çıkalım abi. Bir de hepsi bizim arkadaşlarımızdır. İş yerlerimiz hepsi talan oldu. Yani hepimiz şu an mağduruz. Biz hepimiz bir Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Yaşayan insanlarız.